Peki bir bağımsız yönetim kurulu üyesi ne yapar? Nedir yönetim kurulu üyeliği ve hangi özellikler gerekir yönetim kurulu üyesi olabilmek için? Üyesi olabilmek için. Evet, aslında yönetim kurulu üyeliği Hülya Hanım romantik bir konu değil. Çok büyük sorumluluk, çok da kolay değil. Dolayısıyla bu sorumluluğu almak demek, bu sorumluluğu almak demek sizin gerçekten yönetim kurulu üyesi olarak bulunduğunuz şirketin bütün yükümlülüklerinin altına imza atmanız anlamına geliyor. Yani bir kere bunu bilmemiz gerek. İkincisi, şirketin operasyonunun geleceğini, stratejisini ve daha ileriye taşınması için neler yapılabilir? Bunun çalışmasını yapıyoruz. Üçüncüsü de aslında sermayedara bir kar yaratmaya çalışıyorsunuz. Eğer yaptığınız işin, yani bulunduğunuz şirketin kar yapma yetisi yok ise ve siz bir şirket olarak yeni yatırımlar, öz kaynaklarınızı büyütüp yeni yatırımlar yapamıyorsanız, temettü dağıtamıyorsanız veya onu riske sokuyorsanız, inanın o şirketin genel müdürü kadar bunun sorumlusu. Ve genel müdürden daha çok sorumlusu. Çünkü neden? Sermayedarın temsilcileri olarak yönetim kurulunda oturuyor. Yönetim kurullarında kimler var? Bir ana sermayedar var ve onu temsil edenler. İkincisi bağımsız üyeler. Bağımsız üyenin hiçbir sermaye bağı yok. Bağımsız üye oraya objektif olarak bakar. Şirket icra kurulu başkanının yönetim kuruluna karar olarak getirdiği önemli konuları değerlendirirken ailenin refleksi dışında objektif olarak değerlendirebilmesi ve bu süreci doğru yönetebilmesi için masada oturan üyedir. Dolayısıyla ailenin duygusal faktörleri var. Ailenin işle ilgili her konuyu bilme yükümlülüğü yok. Demek ki bilmediği konularda da icranın haricinde kendine danışmanlık yapabilecek o masada bağımsız üyelere ihtiyacı var. Görüşlerini alabilecek. Dolayısıyla bağımsız üyenin sorumluluğu bunlar. Aslında yönetim kurullarının alt organları var. Mesela bir denetim komitesi var. İcrayı ve operasyonları denetler. Denetimin sonucunda da bir rapor yazılır. Denetim komitesinde tartışılır. Denetim komitesinin raporu yönetim kuruluna gelir. Ve ideal olan denetim komitesinin başındaki kişinin ideal olan bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasıdır. Çünkü objektif olarak değerlendirir ve buraya getirir. Yine risklerin yönetimi ve belirlenmesi komitesi var. Aynı şekilde risk tahminlerini, finansal ve operasyonel risk tahminlerini belirleyen bu komitede bağımsız yönetim kurulu üyesi başkanlık yapar ve bu üye getirir yönetim kurulunun bilgisine bunu sunar. Şimdi bu tipli komiteler eğer aktif çalışırsa yönetim kurulu çalışabilir. Eğer aktif çalışmazsa o zaman o şirketin adı basit anlamda patron şirketi olur. Ve sürdürülebilirliği patronun varlığıyla sınırlıdır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu gibi hassasiyetler var. Yeter ki siz hazır olduğunuzu söyleyin. Tamam, hazır olduğumu ben söyleyeyim. Beni Söyleyin. yönet herhangi bir şirketin yönetim kuruluna alırlar mı? Ben gazeteyim. O yüzden soruyorum. Yönetim kurullarına girmek için böyle belli branşlar var mı? Ne bileyim, pazarlamadan gelmeli. Ne bileyim, işletme deneyimi, işletme eğitimi vesaire olmalı. Hani bir gazeteciyi de alıp yönetim kurulu üyesi yapmazlar herhalde. Hangi özellikler aranıyor yönetim kurulu? Yönetim kurulu üyelerinde. Yönetim kurulu üyesi olmanız için dediğim gibi önceden bir şirketin bütünsel olarak önceden yönetmiş olmanızı kriter olarak görüyorlar. Ya iş birimini ya şirketi yönetmiş olmanızı. O zaman fikirlerinizde uzmanlığınıza karşı bakış açıları farklı oluyor.
Bu da sizi yani illa mühendis olsun, işletmeci, iktisatçı olsun falan şeklinde bir durum yok. Mesela ben yarın inşallah bizim yapım şirketimiz daha da hayal ettiğimiz gibi büyük bir hale gelirse neden Tülay Hanım'ı yönetim kuruluna davet etmeyeyim? Anlatabiliyor muyum? Çünkü oralardan gelmişiz. Belgeseller yapmaya başlamışız. Belgesellerin yapımcılığını mı yaparsınız yoksa yönetim kurulunda bize vizyon çizerken yanımızda mı olmak istersiniz diye sorarım. Ama bir hızlı tüketim şirketinde çalışmış olan Özge'yi ben alırım. Bütün hızlı tüketim şirketleri için bir aday olarak görürüm. Üstelik de medyada çalışmış bir bütünsel yaklaşımına baktığım zaman derim ki tüketiciye dokunan işler yapan şirkette Özge iyi bir yönetim kurulu üyesi olabilir. Bu Discovery ile ortak olan Blue TV'de de olabilir. Veya yani tüketicilere inovatif ürünler üreten Fark Labs'in de altında bulunan Fark Holding de olabilir. Bana baktıklarında aile şirketlerini yönetmek, yönetim kurulu tecrübelerim nedeniyle aile şirketi olan bir grup da beni davet edebilir. Yani dolayısıyla bu işin bir formülü yok. Sizin formasyonunuza bakıp gerçekten siz buraya aday mısınız? Ona bakıyorlar. Ben böyle görüyorum.